Şehri Gündem programı olarak Seza Çimento'ya konuk oluyoruz. Fabrika müdürü Ahmet Tursun Beyefendi ile birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Tursun, 1969 Elazığ doğumluyum. 2013 yılında Seza Çimento ailesine katılmış oldum. Firmanızın kuruluş aşamasından bahsedebilir misiniz? Şimdi ben tabii fabrikamızın kuruluş aşamasından bahsederken öncelikle bu fabrikayı bize kazandırdığı için yönetim kurulumuz ve kurucumuz Yasemin Aşık Hanımefendi'ye teşekkür etmek istiyorum. Yasemin Hanımefendi'nin yörede istihdamı arttırmak, bölgenin kalkınmasında katkıda bulunmak, bölgenin gelişmişlik düzeyini arttırabilmek amacıyla Elazığ'da bu yatırımı yapmak kararını almasıyla Seza Çimento Fabrikası için ilk adım atılmış oldu. Yatırıma ilişkin olarak fizibilite, piyasa araştırması, yer seçiminin ve bu yerin alınması, gereken izinler, prosedürler gibi altyapı çalışmaları 2013 yılı sonuna kadar tamamlanmıştır. Fabrikamız 2016'nın Mart ayından itibaren devreye alınmış, üretim yapılmaya başlandı ve satışa başlanmıştır. Fabrikamız Elazığ, Malatya merkeze 65 km mesafede olup iki ilin arasında bulunmaktadır. Fabrikamızdaki ham madde rezervimiz 500 yıllık bir ham madde rezervine sahibiz. 88 hektar sanayi alanı üzerine kurulmuştur. Fabrikamızın kendi içerisinde 5 hat tren yolu ve kendisine ait şart sahası mevcuttur. Fabrikamızın teknolojik ve çevre dostu makine ekipmanı, sürdürülebilir kalitesi, insan kaynakları ve marka değeriyle Cumhuriyet tarihi boyunca bölgede kurulmuş olan en büyük özel sektör yatırımıdır. Bu yatırımla toplamda 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Çalışanların aileleri ve tedarikçileri ile birlikte düşünüldüğü zaman bölgede yaklaşık 5000 kişinin hayatına olumlu katkı sağlamaktayız. Seza Çimento olarak çevre sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği ile atık yönetimi gibi alanlardaki önceliklerimize ek olarak Endüstri 4.0'a uygun olarak kurulmuş ve işletilmekte olan dijital ve teknolojik bir yapıya sahibiz. Enerji maliyetinin her geçen gün arttığı bu günlerde enerjinin verimli kullanılması ve maliyetlerinin düşürülmesi amacı ile fabrikamızda bir enerji SCADA sistemi kurulmuştur. Kalite kontrol birimimizde otomatik numune alma ve RoboLab sistemi mevcuttur. Bu sistem ile üretim prosesinin farklı noktalarından insan eli değmeden belirlenen periyotlara göre otomatik olarak numune alınmakta. Alınan bu numuneler yine insan eli değmeden çeşitli kanallar aracılığıyla laboratuvara gelmekte. Laboratuvarda da bir robot vasıtasıyla hazırlanıp analiz edilmek için X-ray dediğimiz cihaza verilmektedir. Sonuç itibariyle standart sapması çok düşük, stabil bir ürün besleme ve üretme sistemine sahibiz. Vermiş olduğunuz hizmetler hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi Seza Çimento kuruluş yeri itibariyle esas olarak Malatya ve Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Adıyaman ve bölgedeki diğer illere hitap edebilmektedir. Hitap ettiğimiz bu pazarda kentsel dönüşüm ve bölgesel gelişme nedeniyle her geçen gün çimento ihtiyacı da doğal olarak artmaktadır. Fabrikamız yılda ortalama 1 milyon 650 bin ton klinker ve talebe göre yılda 2 milyon 100 bin ton çimento üretimi yapabilmektedir. Yani üretim kapasitesiyle pazarın ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Ürettiğimiz ürünleri karayolu ve demiryolu aracılığıyla pazarda yer aldığımız tüm bölgelere ulaştırabilmekteyiz. Seza olarak pazarda ihtiyaç duyulan gri çimentonun tüm tiplerini üretebilmekteyiz. Bu ürünler 50 kilogramlık, 25 kilogramlık torbalar ve paletli olarak kamyon üstünde veya vagon üstünde yükleme yapabilme kabiliyetine sahibiz. Torbalı ve dökme çimentoyu aynı zamanda silobaş kamyon, silobaş vagon şeklinde de yükleyebiliyoruz. Bunların yanında daha çok ihracata yönelik olarak 1-1,5 veya 2 tonluk Big Bag ve Slick Bag yükleme tesislerimiz de mevcuttur. Fabrikamızda 5 hat tren yolunun olması
Sezar Çimento olarak bizlerin iç piyasada olduğu gibi ihracatta da söz sahibi olmamıza katkı sağlamaktadır. Geçen yıllar içerisinde bu vagon yolları sayesinde çimento ve klinker ihracatımızın toplam satışımızın %25'ini oluşturmuştur. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara uyarak müşterimize kaliteli, güvenilir ve çevreye saygılı ürün sunmayı, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen tüm süreçleri kontrol etmeyi, ilgili tarafların her aşamada katkıda bulunabileceği kalite, çevre, İSG ve benzeri yönetim sistemleri ile ilgili hedefleri belirlemeyi ve bu hedeflere ulaşmak için programlar oluşturmayı, uygulamayı ve sonuçları gözden geçirerek yönetim sistemlerinin performansını arttırıp sürekli iyileştirmeyi, bütün bunların yanında bir de çalışanları, tedarikçileri, müteahhitleri, müşterileri ve tüm çevre paydaşlarıyla birlikte bir ekip ve bir bütün olmayı, çalışanlarının devamlı eğitimiyle ve katılımlarıyla çözüm odaklı olmayı, İSG ve tehlikeleri ile çevresel etkileri ve tehlikeleri planlama aşamasında başlayarak ele alıp ortadan kaldırabilmek için çevresel boyutları, kalite, çevre ve İSG risklerini değerlendirmeyi kontrol altında tutmayı, çevre ve iş kazalarını kalıcı çevresel zararları ve meslek hastalıklarını engellemeyi, çevreyi ve çalışanlarımızın sağlığı ön planda tutularak korumayı ve bunun için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı, tesisimizdeki atıkların toz ve gaz emisyonlarının gürültü kontrolünü sağlamayı, temiz su kaynaklarını, su ve toprak kirliliğini kontrolünü sağlamayı, tüm faaliyetlerimizdeki çevre boyutlarını kontrol altında tutarak sınırlı ve sınırları aşan çevresel etkilerini en aza indirmeyi ve düzeltici faaliyetleri uygulamayı politikamız olarak kabul ettik, prensip edindik ve fabrika olarak da bunu uygulamaktayız. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bölgenin kalkınması için çok büyük emekler verip bu yatırımı yaparak bölge insanına ve ülkemize katkı sağlayan, başarının maddi kazanç değil, topluma değer katabilmekte olduğuna inanan, başarıyı düşlemek yerine onun için çok çalışan Sayın Yasemin Açık Hanımefendi'nin eseri olan bu fabrika, kadınlarımıza fırsat verildiği zaman neler yapılabileceğinin ve kadının gücünün ispatı olarak yıllarca burada var olacaktır. Ben kendi şahsım ve tüm çalışanların adına, şehrim ve ülkem adına kendisine teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık Hanımefendi ile birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben halk sağlığı profesörüyüm. Elazığ'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Elazığ'da tamamladım. Lisans eğitimimi Hacettepe'de. Doktora eğitimimi ise akademik yaşamımı sürdürdüğüm Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirdim. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldum. Böyle bir akademik yönüm var. Aynı zamanda sivil toplum örgütlerinde çalışıyorum. Kendimi bildiğimden beri sivil toplum örgütlerinde emek veriyorum. Sigarayla mücadele çalışmalarım var. Aynı zamanda kadının toplumdaki yerinin iyileştirilmesine yönelik de çok sayıda çalışmalarım var. İş dünyasında ise daha önce aile şirketlerimizde, ki bu şirketler enerji, inşaat, akaryakıt, medya, turizm gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren aile şirketleri. Oralarda faaliyet, mesaim dışında emek veriyordum. Daha sonra başından sonuna kadar benim tarafımdan planlanmış, uygulanmış bir yatırım yapmam gerektiğini düşündüm. Hayatımın sonuna kadar öğretim üyesi olarak kalıp öyle ölmek istemiyordum. Yılında hedefim, amacım, yapmak istediklerim vardı. Bu anlamda da bir yatırım yapmalıydım. Bu yatırım öyle bir yatırım olmalıydı ki bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına, yerel kalkınmanın sağlanmasına katkı sağlamalı. Ama bunu yaparken de istihdamı artırmalı, insanlara dokunmalı. Tüm bunları düşündüğümde sanayiye yatırım yapmam gerektiğini, imalat sektörüne yatırım yapmam gerektiğini düşündüm. Birçok araştırmadan sonra da çimento fabrikası kurma fikri oluştu.
ve fabrikayı kurduk. Kuruluş aşamasından bahsedebilir misiniz? Sezai Çimento'yu kurma fikri 2011 yılında oluştu. Ardından da 2011 yılı ile 2014 yılının Nisan ayına kadar altyapı çalışmaları, fizibilite, pazar araştırması, finans vesaire çalışmalarını yaptım ve 2014 Nisan ayında ilk kazmayı vurduk. Tabii ki inşaat şantiye süreci zorluydu. O dönemde ben üniversitede 3 yıl öğretim üyesi oldum. Üniversitede 3 yıl ücretsiz izin aldım ve bir fiil gelip şantiyede çalıştım. Gece gündüz demeden fabrikanın kuruluşunun her bir çivisinde emeğim var açıkçası. Ve fabrika 23 ayda tamamlandı. 2016 yılı Mart ayında üretime başlamıştık. Şimdi de bütün dünyaya hem çimento hem de klinker satıyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Tabii ki fabrika olarak şu an ürettiğimiz ürünün yaklaşık yarısını ihracata yönlendirdik. Çünkü iç pazarda olan bir daralma söz konusuydu. O daralmaya bağlı olarak dış pazara yöneldik. Gene dış pazara satmaya devam edeceğiz. Hem komşu illere ve bu bölgeye satışlarımızı yapıyoruz hem de dış pazara yapıyoruz. Bu anlamda tabii ki dışarıya satmak için fabrikamızın içerisinde 5 hat tren yolumuz var. Kapalı alanlarımız var. İskenderun'da, limanda kapalı yerlerimiz var. Bu anlamda biz hem demir yoluna yatırım düşünüyoruz. Şu an 15 megawattlık güneş enerjisi yatırımımızın tüm izinleri bitti, ona başlayacağız. Beton santrali yatırımlarımız var. Gene ürettiğimiz ürünün satılmasıyla ilgili olarak Ar-Ge çalışmalarımız çok yoğun gidiyor ve bundan sonraki süreçte özellikle farklı çimento türlerini üreterek pazar payımızı artırmayı ve rekabet edebilme gücümüzü artırmayı planlıyoruz. Sektör erkek egemen bir sektör. Bu süreçte yaşadıklarınızdan bahsedebilir misiniz? Şimdi aslında biz bu yatırımı yapmaya başladığımızda ben şantiyede işte gece gündüz çalışırken çalışan diğer mesai arkadaşlarım da çevreden de önce şaşırdılar ama sonra gördüler ki hiçbir sektörün de hiçbir işin de cinsiyeti yok. Yeter ki koşulsuz emek verin. Ondan sonra alıştılar tabii ki. Tabii ki inşaat süreci zorluydu ama daha sonra da satış ve pazarlama işlemlerimiz başladığında rekabet edebilme gücünü oluşturmak, fabrikanın o işleyişini rutine bindirmek, kurumsal yapıyı oluşturmak, sürdürülebilir bir marka değeri oluşturmak da önemliydi. Bizim fabrikamız Endüstri 4.0'a uygun, SCADA ve expert sistemleri kullanılan, robolabı olan, yani robotla bizim analizlerimiz yapılmakta. Gene istersek uzaktan tüm fabrikayı otomatik pilotla kumanda ederek uzaktan yönetebiliyoruz. Son teknolojinin olduğu bir fabrika ve dediğim gibi çok memnunuz, çok iyi gidiyor işlerimiz ve bu yatırımı yaparken de önce cinsiyetten bahsedildi ama sonra o bahsettiğim bu cinsiyetle ilgili ayrıştırıcı yaklaşım yok oldu. Çünkü her sektör öyledir. Burada aslında önemli olan başarıdır. Eğer bir sonuç elde ediliyorsa, bir alanda çalışılıyorsa hiçbir sektörün, hiçbir işin cinsiyeti olmaz diye düşünüyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Aslında hepimizin, tüm ülkede yaşayan insanların kendi yaşadıkları bölgede o bölgeye ne katabilecekleri konusunda emek vermelerini öneririm. Çünkü nasıl malımızın, mülkümüzün zekatı varsa aklımızın da zekatını vermeliyiz. Bilgi birikimimizin zekatını vermeliyiz. Yani topluma bir şeyler katmak için çaba harcamalıyız. Her zaman çağa ayak uydurarak, yaşadığımız toplumdaki sorunlara duyarlı olarak yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü hayat çok uzun değil, bir süre sonra hepimiz ölüp gideceğiz. Önemli olan yaşadığımız topluma bir şeyler katmak. Zaten bizi diğer canlılardan ayıran özelliğimiz de bu. Yaşadığımız topluma katkıda bulunmak ve ölürken de eli boş gitmemek diye düşünüyorum.